Kuzey Kore'de şiddetlenen gıda krizi nedeniyle milyonlarca kişi açlığa ve yetersiz beslenmeye mahkum oldu. Kuzey Kore'de şiddetlenen gıda krizi nedeniyle milyonlarca kişi açlığa ve yetersiz beslenmeye mahkum oldu. Radyo Özgür Asya Servisi, ekonomik şartların 2022'deki COVID-19 salgınının ardından kötüleştiğini bildirerek, kooperatif çiftliklerinde yaşanan gıda krizinin şiddeti 2022 ile karşılaştırılamaz. Patates üretiminde ciddi düşüş yaşandığı açıklamasında bulunuldu. Patates üretim merkezi olan Taehongtan bölgesinde geçen yılki şiddetli kurak nedeniyle sadece 8 ila 15 ton hasat yapıldı. Ryanggang eyaletinde ise patates fiyatları hızla arttı. İsmi açıklanmayan bir yetkili, yaşananlar kuzeydeki dağlık bölgede yaşayanlar için gıda kıtlığının olduğunu gösteriyor dedi. Kuzey Kore'deki kuraklık, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi tarafından doğrulandı. Ülke son yıllarda gıda kıtlığıyla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık patates ve mısır hasadını yok etti ve Çin'in ithalat yasakları durumunu daha karmaşık hale getirdi. Çiftliklerdeki işçilerin çoğu yetersiz beslenme nedeniyle çalışamıyor. COVID-19 kısıtlamaları sırasında hükümet her aileye ekim yapmaları için arsa dağıttı. Salgının ardından iş gücü sektörünün yeniden açılmasıyla gıdaya erişim sağlanamıyor. İsmi açıklanmayan bir bölge sakini, çiftçilere dağıtılmak üzere zenginlerden yiyecek toplandığını söyledi. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Elizabeth Salmon, ülke nüfusunun %42'sinin gıda kıtlığı nedeniyle yetersiz beslendiğine dikkat çekti. Ülkedeki gıda kıtlığı ve ekonomik koşullar nedeniyle birçok kişi Güney Kore'ye tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.